Kalori Crushers'ın 3. gününden herkese merhaba. Bugün harika karın egzersizleri hazırladım sizin için. 4 set karın egzersizleri yapacağız. Ondan önce pazartesi günü yaptığımız egzersizleri uyguladık mı? Beslenmemize dikkat ediyor muyuz? Ve uyku düzenimize dikkat ediyor muyuz? Bunları yaparsak, bu üçlü bir araya gelirse harika sonuçlar alacağız. Hadi kalori yakıcıları, hadi Kalori Crushers'lar. Şimdi antrenmana başlıyoruz. Saatlerinizi ayarlayın. Antrenmanı seçtik. Kor bölgesi antrenmanı da seçebilirsin. Ya da pilatesde seçebilirsin. Başlıyoruz. Şimdi yerdeyiz. Harika. Çok etkili karın egzersizleri yapacağım sizin için. Şimdi sırt üstü yatmanı istiyorum. Belin hafif yere doğru yapıştır. Bacakları 90 dereceye kaldırdık. Vücudun öne doğru büküyorsun. Ayak parmak uçların uzun. Eller böyle ayaklarının, bacakların alt kısmının yanında. Nefes alıyorsun. Nefes verirken uzat. Tekrar al nefes, verirken uzat ve bu sırada geriye doğru yatmanı istemiyorum. Eğer zorlanıyorsan bacaklarını yukarı doğru uzat. Eğer daha fazla zorlanmak istiyorsan bacaklarını aşağı doğru uzat. Al nefes, verirken tekrar al nefes, verirken uzat. Tekrar hadi son 6 kez. Son 5. Son 4. Son 3, son 2, hadi yansın iyice, son kez kal burada, bıraktık, rahat şöyle yat bir sırt üstü, bir uzat bacaklarını, şöyle karnını iyice bir ger, rahatla. Şimdi ikinci hareketimize geldiğimizde bacakları yukarı doğru kaldırmanı istiyorum, düz pozisyonda. Omurganı öne doğru büktün, gözlerin dizlerine baksın. Eller başının arkasında, dirseklerini çok açma. Hafif kapat, böyle burunla aynı hizada olsun. Ve şimdi 12 tekrar bacakları aşağı indir. Ne kadar aşağı indirirsen o kadar hareket zorlaşır. 2, tekrar bas. 3, uf yanıyor. 4, uf. Tekrar. 5, çok aşağı indirme. 6, eğer beline yük biniyorsa ellerini kalçanın altına koy. 7, 8, tekrar, 9, 10, 11, hadi harika, hadi son bir set daha, 12, kaldır yukarı, bıraktık, rahat. Kalçanın altına koyduğunuz an ne yapmanız gerekiyor? Eller burada, bu şekilde, daha kolay pozisyonda, belini destekleyerek hareketi uygulayabilirsin. Şimdi, üçüncü harekette biraz daha zorlayacağız, bu sefer sağ sol aşağı indireceğiz. Biraz daha koordinasyon gerektiriyor. Yani makas. Ama kontrollü. Yani dengesiz yapma. Vücudunun dengesini bozma. Bacağın biraz daha fazla aşağı iniyor. Hadi 5. Bas. 6. 7. Yanıyor. Çok güzel. 8. Yine dediğim gibi zorlanıyorsan ellerini kalçanın altına koy. 11. Hadi son bir kez daha. Bıraktık. Rahat. Harekette böyle bacakları kurbağa gibi kullanacağız. Crunch egzersizi yaparken frog crunch yapacağız. Şimdi bacaklarını böyle açmanı istiyorum. Ayaklarını da çek kendine. Yine öne doğru bükül. Bu sefer topuklarına bakıyorsun. Yani yukarı bakma. Bük, öne doğru bak. Çene yere paralel, bu boyuna binen yükü düşürür. Ve şimdi nefes aldım verirken ayaklarını uzat. Çek, uzat. Uf. Dirseklerini açma, burun hizasında tut. Uf. Yani vücuduna, özellikle boyun bölgene yük binmesini engelle. Tekrar, bas, 5, bas, 6, iyice uzat, topukları sık. 7, 8, 9, 10, 11, hadi son bir kez daha. 12, kal burada. Bıraktık. Rahat. Yani karın inanılmaz iyi çalıştı. Karın, kasların. Tabi burada neyi unutmuyoruz? Bu kas oranını arttırır. Güçlendirir. Ama yağ azaltmak istiyorsan ne yapacağız? Beslenmene dikkat etmen gerekiyor. Beslenmeye dikkat etmezsen
istediğimiz sonuçlara ulaşamazsın. Şimdi 4 hareketi peş peşe uyguladık. Ne yapıyoruz? 1 dakika ara veriyorsun. Daha sonra en başa dönüyorsun. Bu hareketleri tekrar uygulamanı istiyorum. Bugün ne yapacağız? Bu hareketleri 4 set uygula. Yani karın egzersizlerini. Üzerine de pazartesi uyguladığın kalça bacak egzersizlerini 2 set uygula. Yani 6 setlik bir antrenman yapmanı istiyorum. Ramazan kaç dakika sürdü hareketler? 5 dakika sürmüş. O zaman ne yapıyoruz? 4x5 20 dakika. Pazartesi de 8 dakika mı sürmüştü Ramazan? 7 dakika. 2 ile çarparsak 14, birleştir. Yaklaşık dinlenmelerle birlikte 40 dakikaya yakın bir antrenman olacak. O yüzden bugün dediğim gibi 4 set bunları uygula, 2 set kalçayı uygula ve antrenmanını bitir. Durumuna göre, seviyene göre setleri düşürebilirsin. Yani 3 set uygulayabilirsin, 1 set uygulayabilirsin. 3 set karın yapıp 2 set kalça yapabilirsin. Bunu sana bırakıyorum. Seviyene göre bu ayarlamaları da kendin yap. Cuma günü biraz daha mobilite çalışacağız. Yani vücudumuzun hareket kabiliyetlerini arttırıcı ama yine total, yani bütün vücudu çalıştırıcı egzersizler yapacağız. Bununla birlikte ne yapıyoruz? Salı günü verdiğim tarifleri uygulayabilirsin. Beslenme düzenlerini Instagram'dan takip et, orada paylaşıyorum. Beslenme düzenlerini mutlaka uyguluyoruz. Bununla birlikte de uykuna, uyku düzenine dikkat etmeni istiyorum. Günde minimum 8 saat uyumanı istiyorum. Ne kadar iyi dinlenirsen o kadar fazla performansın artar, kendini daha iyi hissedersin. Instagram'ı ne yapıyoruz? Instagram'ı takip ediyoruz. YouTube'u takip ediyoruz. Günlük yaşamda ne hissettiğinizi, antrenman sonuçlarınızı, beslenmelerinizi hepsini ne yapıyorsunuz? Yorumlara yazıyorsunuz ve birlikte 21 gün sonunda bomba gibi oluyoruz. Cuma günü 5. günde görüşmek üzere.